Evet arkadaşlar, medeni kanunu bitirdik. Aile, miras, eşya ve kişiler hukuku. Sırada hayatımızın göbeğinde yer alan, içinde yer alan borçlar hukuku konusunu işleyeceğiz. Dolmuşa binerken borç ilişkisi kuruyoruz, taksiye binerken kuruyoruz, bir mağazaya giderken kuruyoruz, markete giderken kuruyoruz. Yani hayatımızda neredeyse arkadaşlar her gün borç ilişkisi kuruyoruz. Peki bu borç ilişkisinin temel özellikleri, borçlar hukukuna hakim olan genel kurallar nelerdir? Onları birlikte görelim arkadaşlar. Şimdi birinci ilkemiz sözleşme yapma özgürlüğü arkadaşlar. Bakın, dilediğiniz kişiyle, dilediğiniz konuda, dilediğiniz şekilde sözleşme yapabilir, sözleşmeyi değiştirebilir, sözleşmeyi sonlandırabilirsiniz. Bakın tekrar edelim. Dilediğiniz kişiyle, dilediğiniz konuda, dilediğiniz şekilde sözleşme yapabilir, değiştirebilir, sona erdirebilirsiniz. Hepsinin ufak tefek sınırları var ama onlar bizi ilgilendirmiyor. Onlar A grubu, hukuk grubu, öğrencilerin bilmesi gereken şeyler. Biz bunu bileceğiz. Peki sözleşme yapmanın bir sınırı var mıdır sizce? Tabii ki vardır arkadaşlar. Bakın, yaptığınız sözleşmeler ne olmayacak? Sırayla söyleyeyim, sırayla. 1. Daha önce konuşmuştuk. Ahlaka, adaba, kişilik haklarına ne olmayacak? Aykırı olmayacak. Mesela fuhuşla ilgili bir sözleşme yaptınız. Sizce bu ahlaka aykırı değil mi? Aykırı, geçersiz. Mesela biriyle kölelikle ilgili bir anlaşma yaptınız. Geçerli mi? Geçersiz. Kişilik haklarına aykırı sözleşme yapamayız. 2. Emredici hükümlere aykırı sözleşme yapılamaz. Emredici hükümlere aykırı sözleşme yapılamaz. 3. Kamu düzenine aykırı, sözleşmeler yapılamaz. Mesela iki kişi arasında bir uyuşturucu alım satımı kamu düzenini bozar mı? Bozar. Bu tarz sözleşmeler neydi? Mutlak butlan, geçersizdi. Yine arkadaşlar, konusu ne olmayacak? Konusu imkansız olmayacak. Daha önce de konuştuk. Adam cennetten devremlik satıyorum diyor. Böyle bir sözleşme olabilir mi? Olamaz. Ya da diyor ki ben Boğaz Köprüsü'nü satıyorum, Eminönü yeni camiyi satıyorum diyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Devlete ait bir şey. Konusu ne olmayacak? İmkansız olmayacak. Borç ilişkisi iki kişi arasında kurulur. Devlet yoktur. Mesela gittin bu gömleği aldın. Devlet var mı? Yok. İki kişi arasında olur değerli arkadaşlar. Peki. Tekrar edelim. Sözleşme özgürlüğü vardı. Dilediğim kişiyle, dilediğim konuda, dilediğim şekilde sözleşme yapabilir, değiştirebilir, sonlandırabilirim. Ama yaptığım sözleşme ahlaka, adaba, kişilik haklarına aykırı olamaz. Emredici hükümlere aykırı olamaz. Kamu düzenine aykırı olamaz. Uyuşturucu satmak gibi. Konusu imkansız olamaz. Olursa ne olur? Kesin hükümsüz olur arkadaşlar. Peki. İkincisi eşitlik ilkesidir. Arkadaşlar borçlar kanunu taraflar arasında bir üstünlük sağlamamıştır. Borç ilişkisinin tarafları birbirine üstün değillerdir, eşittirler. Alacaklı da olsa, borçlu da olsa eşit taraflardırlar. Birini diğerine üstün kılmamış. Eşitlik diyoruz. Üçüncüsü şekil serbestisi. Diyor ki kanun, aksine sözleşmeyle kararlaştırılmamışsa arkadaşlar borç ilişkisi herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Yani şekil şartı yoktur. Zorunluluğu yoktur. Herhangi bir şekle tabi değilsiniz. Tabii arkadaşlar, sözleşmelerimiz nasıl oluyor? Üç şekilde olabilir. Sözlü, adi yazılı, bir A4'e yazarsınız ya da resmi yazılı. Mesela tapu memuru ya da bir noter arkadaşlar önünde sözleşme yapabilirsiniz. O resmi yazılı. Mesela bir kafeye gittiniz, çay istediniz arkadaşlar, geldi. Sözlü yapılan bir sözleşme. Mesela birine para verdiniz. Arkadaşlar ne yaptınız? Bir senet yaptınız. Senede yazdınız. Ahmet işte bana şu kadar borçludur falan filan. Hemen altına isim, tam boşluk bırakma da araya başka şeyler yazmasın. Ya da miktarı da yaz da araya da başka şeyler yazılmasın diye, tamam mı? Altına imzanı attın, adi yazılı. Bir de resmi yazılı olmak zorunda olanlar var. Şekil serbestisi var ama sözleşmelerin bazılarında hani sınırlar var dedik ya. Hani onlar size sorulmaz ama gene de bilin. Resmi yazılı olması gerekenler var. Bir tanesi taşınmaz satış sözleşmesi, yani gayrimenkul devir sözleşmesi, mutlaka tapu memurunun önünde tapu sözleşmesiyle olmak zorundadır arkadaşlar. Resmi yazılı. Yine
özellikle şey söyleyeyim. Daha önce de söylemiştim, bu konuda uyanık olun arkadaşlar. Dolandırılmayın. 1. Gayrimenkul satış sözleşmesi. 2. Bir de araç alım satımı arkadaşlar. Noter huzurunda olmak zorunda. Onlar resmi yazılı. Tamam. Birkaç, bir iki tane böyle. Bir de belli bir miktara kadar alacağımızı şahitlerle kanıtlayabiliriz. Kanun diyor ki şu miktara kadar şahitle alacağını kanıtlayabilirsin. Ama belli bir miktarın üzerine çıktıktan sonra 2500 TL'ydi. O mutlaka yazılı bir metin olmak. Yani yazılı bir belge yoksa hak iddia edemezsin. Tamam, bunu unutmayın. Birine borç verirken arkadaşlar özellikle el yazısıyla yazmaya kalkın. El yazısını taklit etmeleri çok zordur arkadaşlar. Islak imza çok önemli. Taklit ederlerse de zaten adli tıpa gider arkadaşlar ve çok rahat sizin olduğu belli olur yani. Özellikle yazılı yapmakta fayda var. Bunu unutmayın, adi yazılı yaparsanız da. Peki, o halde şekil özgürlüğü vardır genel olarak. Adi yazılı, sözlü. Ama kanun bir iki tanesi içinde resmi olmak zorundadır diyor, o istisna. Bir diğer ikimiz nispilik ilkesi arkadaşlar. Nispilik nedir? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Şimdi siz alacaklısınız. Karşı tarafta bir borçlu var. Ali, Veli. Peki siz alacak hakkınızı almak için dava ve talep hakkınızı Veli'ye karşı mı ileri sürersiniz? Yoksa herhangi bir kişiye karşı mı? Alacağım var. Tamam. Alacak hakkını borçlu olan Veli'ye mi karşı ileri sürersin? Dava ve talep hakkı. Dava açacaksın. Veli'ye karşı ileri sürersin. Herkese karşı ne yapamazsın? İleri. Nispi ne demek biliyor musunuz? Nispet kökünden, nispetten gelir. Nispet ne demek? İlişkili, bağlı olmak demek. Yani biriyle bağlı, ilişkili olmak demek. İşte borç ilişkisi de nispi ilişkidir. Alacaklı ile borçlu arasındaki bir ilişkidir. Dava ve talep hakkınızı sadece borçluya karşı ileri sürersiniz. Bir başka kişiye karşı ileri süremezsiniz. Dürüstlük ilkesi. Dürüstlük ilkesi medeni kanunda geçer, borçları hukukuna da uygulanır. Aynen şöyle der. Herkes haklarını kullanırken, borçlarını öderken dürüst davranmalıdır. Hakkın kötüye kullanılmasını kanun korumaz. Peki tanım yapmış mı? Hayır. Herkes hakkını kullanırken, borçlarını öderken dürüst davranmak zorunda diyor. Peki dürüstlüğün yorumu ne? Bakın, haklarınızı kullanırken, borçlarınızı öderken orta ahlakta, orta zekada biri gibi en azından davranmamız gerekir. Şimdi bir şey söyleyeyim. Sizce gece yarısı kirayı ödemeye gitmek orta zekada, orta ahlakta bir davranış mıdır? Gecenin üçünde gittin, kapıyı çaldın, merhaba kirayımı ödemeye geldim dedim mesela. Bu orta ahlakta, orta zekada bir kişinin yapacağı bir şey değil. Bakın, bazen çok zorlanırız arkadaşlar. Cebimizde bozuk para olmayabilir. Mesela dolmuşa bindiniz, 1 lira ücreti var diyelim. Çıkardınız, 200 TL borç dolmuşçuya uzattınız arkadaşlar şoföre. Sizce bu normal bir davranış mı? Değil arkadaşlar, değil. Ya da mesela ne yaptınız? 2000 TL birine borcunuz var. 2000 TL'lik bozuk paralarla bir de 10 kuruş götürdünüz. Ben borcumu ödemeye geldim dediniz. Tamam, 10 kuruş düşünsene ya. Bir torba bozuk para yapıyor yani. Vereceğin 2000 lira para. Tamam. Sizce bu orta ahlakta, orta zekada birinin davranması gereken bir davranış mı arkadaşlar? Değil tabii ki. İşte dürüstlük ilkesine aykırı davranırsak hakkımızı kötüye kullanırız. O kişi bu alacağı bu şekilde kabul etmek zorunda değil. Peki. Kusurlu sorumluluk ilkesi. Arkadaşlar tazminat buradan doğar. Bir borç ilişkisinde ya da şöyle diyelim, bir olayda zarar varsa zarardan kusurlu olan mı sorumludur, kusursuz olan mı? Tabii ki kusurlu olan sorumludur. Yani araç kullanıyorsun, normal hızla gidiyorsun. Arkadan biri gelip aracınıza çarpıyor ve araçta büyük hasara sebep oluyor. Bu sizin kusurunuzdan mıydı? Hayır, arkadaki araç. Kusurlu kimse zararı o öder. Zaten mantıken de olması gereken bu. Hep öyle demez miyiz? Hata senindi, benim değil. Bakın, kusur senindi, benim değil. Kusurlu sensen, zarar sen karşılayacaksın, ben değil. İşte buna biz kusurlu sorumluluk ilkesi diyoruz. Tazminat buradan doğuyor. Üçüncüsü ivazlılık. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar, bir kimse bize bedelsiz bir şey verir mi sizce? Yok. Verir mi, vermez mi? Bir düşünün. Kim verir arkadaşlar kimseye bedava para? Doğru mu? Abla, kardeşim. Hah, süper. Ya annemiz verir, ya babamız verir, ya da kardeşimiz verir arkadaşlar. Kimse kimseye öyle bedelsiz para vermez kolay kolay ya. Veriyorsa da boşuna vermemiştir. Tamam mı? Hani bedava, hani derler ya arkadaşlar, fare kapanında olur. Gerçekten öyle yani. Boşuna vermemiştir yani. Hiçbir borç ilişkisi bedelsiz olmaz arkadaşlar.
Ha olur ama çok istisna. Keyif. Ne yaparsın? Mesela gider, bağışlama sözleşmesi iki taraf arasındadır. Tek zaten istisnası bu. Bağışlama sözleşmesi. Tamam. Tek istisnası. İki taraf arasındadır. Ama bağışlayan bir şey verir, karşında hiçbir şey almaz. Bir istisna. O da babanın size dedi ki, ben sana bir bilgisayar alacağım dedi. Al işte. İvazsız. Tamam. Tek örneği budur. Bunun dışında arkadaşlar öyle karşılıksız kimse kimseye ne yapmıyor? Bir şey vermiyor. Borç ilişkileri karşılıklı mıymış, karşılıksız mıymış? Yani ivazlı mıymış, ivazsız mıymış? Bedelli miymiş, bedelsiz miymiş? Yani siz benden daha iyi bilirsiniz. Bedellidir arkadaşlar. Kimse kimseye öyle bir şey kolay kolay vermez. Üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması. Değerli arkadaşlar, mesela A ile B arasında bir borç ilişkisi kuruldu. A ile B arasında. Borçlu B diyelim, alacaklı A diyelim. Borçlu B şunu diyebilir mi? Git benim borcumu sana C ödeyecek. C'nin de bundan haberi yok. Evde fosur fosur uyuyor arkadaşlar. Kapı çalındı, tamam mı? Merhaba dedi. Benim alacağımı siz ödeyecek misiniz dedi. Sen kimsin dedin? İşte böyle bir adam beni buraya gönderdi. Ne dedin? Saf mısın sen dedin. Doğru mu hocam? Yani daha senin gibi kaç kişi buraya geldi dedi. Bu adamı ben bir yakalasam dedi, tamam mı? Ben yapacağımı biliyorum dedi. Bu kadar insan var mı ya gerçekten böyle çabuk dolandırılan, aldatılan falan diye. Yani C'nin burada onayı olmak zorunda arkadaşlar. Git benim alacağım borcumu sana C ödeyecek dedi. Bakın şunu diyebilirsin. C'nin borcunu ben ödeyeceğim diyebilirsin. Yani üçüncü kişinin lehine arkadaşlar borç ilişkisi kurabilirsin. Bak lehine diyorum. C'nin borcunu ben ödeyeceğim. Bu lehine. Bunu yapabilirsin. Burada C'nin haberin olmasına bile gerek yok. Ama üçüncü kişi, bak üçüncü kişi hukukta her zaman üçüncü kişidir ha. Bu arada onu da söyleyeyim. Bak birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi. Tamam. Her zaman üçüncü kişidir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bunun lehine borç ilişkisi kurabilirsin. Benim C'nin parasını ben ödeyeceğim dedi. Tamam, burada bir sıkıntı yok. Ama git benim borcumu C ödeyecek derse olmuyor arkadaşlar. C'nin buna onay vermesi lazım. Yoksa kurulmaz. Mantıken de öyle olması gerekiyor. Bir diğeri borçlunun yerleşim yerinde borcun ifası. Arkadaşlar kanun demiş ki taraflar sözleşmeli kendi aralarında borcun ödeme yerini belirleyebilirler. Belirlememişlerse para borçlarında alacaklının yerleşim yeri ödeme yeridir. Mesela bankalar falan filan, PTT şu bu. Para borçları. Alacaklının yerleşim yerinde ödeme yapılır. Bunun dışında demiş ki parça borçlarında mesela araba nerede devir yapılır? Noterde. Sözleşmenin kurulduğu yerde olur demiş. Tamam, bu ikisini söylemiş. Para borcu, parça borcu. Ama bunun dışındaki borçlar için demiş ki borçlunun yerleşim yeri neresiyse orada ödenir. Bakın dikkat edin. Borçlunun yerleşim yeri neresiyse borcun ödeme yeri orasıdır. Bir örnek verin. Siz söyleyin. Mesela birinden 100 ton 100 ton çok oldu ya. 10 ton pirinç aldınız. Peki borcun ödeme yeri neresidir? Ha, gideceksiniz pirinç sahibinin yani o 10 ton pirincin arkadaşlar bulunduğu yerde pirincinizi alıp ne yapacaksınız? Geleceksiniz. İşte biz buna borçlunun yerleşim yerinde borcun ödenmesi diyoruz arkadaşlar. Tamam. Gittiniz işte o pirinç 10 ton pirinç neredeyse arkadaşlar gittiniz pirincinizi aldınız. Ne yaptınız? Çıktınız arkadaşlar, geldiniz. İşte biz buna borçlunun yerleşim yerinde borcun ifası diyoruz. Genel kural budur. Unutmuyoruz arkadaşlar. Peki. Şimdi geldik borç ilişkisinin unsurlarına. Önce şunu söyleyeyim. Bir kimse kendi kendine borçlanır mı? Bir düşünün. Yani akla mantığa uyuyor mu? Benim kendime 50 TL borcum var. Uyuyor mu? He? Uymaz arkadaşlar. Uymaz. Tamam. Yani başka bir türlü hayal aleminde yaşaman lazım ya. 50 TL buradan aldım, bu cebe koydum. Mümkünatı yok. O zaman borç ilişkisinin her zaman iki tarafı vardır. İki taraf. Tamam? Biri alacaklı olacak, biri borçlu olacak. İki tarafı olmak zorunda. Unutmuyoruz. Peki, o zaman borç ilişkisinin unsurlarından ikisi neymiş? Alacaklı ve borçlu. Alacaklı, borçlu. Peki, borç ne? Tamam, alacaklı var, borçlu var da borç ne? Neyi alıp vereceğiz? İşte bu borcun konusu ne? Ona da biz ne diyoruz arkadaşlar? Edim diyoruz. Edim nedir? Borcun konusudur. Peki neymiş o zaman edim? Alacaklının borçludan isteme hakkına sahip olduğu, borçlunu da yerine getirmekle yükümlü olduğu davranıştır. O zaman borç ilişkisi borçluyu bir davranışta bulunmaya zorlar. Nedir o davranış? Alacaklı istediği şeyi yerine
getirmek. Peki işte ona biz edim diyoruz. Alacak isteme hakkına sahip oldu, borçluğunu yerine getirmek yükümlü olduğu davranışlar. Peki nasıl oluyor bu davranış? Edim nasıl olur? Üç şekilde olur. Bakın üç şekilde. Şunu ver, bunu yap, şunu yapma. Bak şunu ver, bunu yap, şunu yapma. O zaman size bir soru. Her sabah erken kalkıp 9'daki işime yetişmek için dolmuşa binip işe gidiyorum. Bu işçiyim, çalışanım arkadaş. Peki benim edimim ne o zaman? Yap, ver, yapma. Hangisine girer? Yapmak. Gidip o işte çalışacağım arkadaşlar. Peki çalıştım. Ay sonunda işveren bana ne yapacak? Ücret ödeyecek. Doğru mu? Maaşımı ödeyecek. O zaman işveren bana ne yapacak? Şunu ver. Vermek edimini, işverenin edimi. Peki işçi ile işveren arasında sözleşmede de şöyle bir madde var. İş yerinde ne yapılma? Sigara içilmez. O zaman şunu yapma. Yapma. Yapma edimi, özür dilerim, yapmama edimi olumsuz bir edimdir. Vermek ve yapmak edimleri ise olumlu edimlerdir arkadaşlar. Vermek, yapmak olumlu, yapmamak olumsuzdur. Mesela iki komşu marketsiniz. Diyorsun ki bu markette satılanlar, aranızda sözleşme yapıyorsunuz. Senin markette satılanları ben satmayacağım, benim markette satılanları sen satmayacaksın. Bak, yapmama edimi, rekabet etmeme, rekabet yasağı sözleşmesi. O halde edim ya vermektir, ya yapmaktır, ya da yapmamaktır. Bakın dikkat edin, edimin konusu ahlaka aykırı olamaz, kişiliğe aykırı olamaz, kamu düzenine aykırı olamaz. Bakın, söylediklerim burası için de geçerli. Konusu imkansız olamaz, adaba ahlaka aykırı olamaz. Peki edimin türleri var mı? Var. Mesela vermek, yapmak olumlu, yapmamak olumsuz edim. Başka? İki tür, birçok edim türü vardı. Bir tanesi üzerinde duralım arkadaşlar. Sınavda çıkabilir belki. Maddi edim, şahsi edim. Evet. Bakın, siz eğer davranışınızı bir para vererek ya da bir mal vererek, mesela beyaz eşya verdim ya da işte çamaşır makinesi verdim, para yerine geçecek bir şeye bakın. Para ile ya da mal ile yerine getiriliyorsa maddi edindir. Maddi. Peki kişi bizzat kendisi yerine getiriyorsa borcunu, kendisi yerine getiriyor. Mesela ne gibi düşünelim? Emeğini ortaya koyuyor. Emek. Hem bedeni emek hem fikri emek arkadaşlar. Hem bedeni hem fikri emek yerine getiriyorsa ona da şahsi edim diyoruz. O zaman işçinin edimi hangisine girer? İşçinin edimi hangisine girer? Maddi edim mi, şahsi edim mi? Şahsi. Emeğini koyuyor, fikrini koyuyor ortaya. Peki işverenin edimi hangisine girer? Maddi edime girer, maaş ödüyor arkadaşlar. Satıcı ile alıcının edimleri maddidir mesela. Parayı verir, karşısında malı alır. Ama futbolcunun edimi şahsi bir edimdir. Mesela kumaşını kendiniz hazırladınız, bir terziye ne verdiniz? Dediniz ki bana takım elbise yap. O zaman terzinin edimi şahsi edimdir. Emeğini koyacak ortaya. Ressamın tablo yapması şahsi edindir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Mesela kirayı ödemek maddi edindir. Para. Diyelim ki benim yerime kardeşim de kirayı ödeyebilir. O zaman maddi edim devredilebilir. Ama şahsi edim devredilemez. Bugün yerime sen git işe. Olur mu? Olmaz. Şahsi edim bizzat kişinin kendisince yerine getirilmesi gereken edimdir. Devredilemiyor. Peki borç ilişkisinin unsurları 3 taneymiş. Alacaklı, borçlu, edim, taraflar ve borcun konusu. Borçluyu bir davranışta bulunmaya zorlayan ya da bir davranışı arkadaşlar yerine getirmekle yükümlü olduğu durum, ona da biz edim diyoruz. Türleri var vesaire. Şimdi geldik borcu oluşturan sebeplere. Borç neden doğar? Hangi ilişkilerden doğar borç? 1. Sözleşmeler, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşmeler. Sözleşmelerden dışında aslında daha geniş bir kavram var. Hukuki işlemler. Parasızlıktan doğmuyor. Yok. Şimdi hukuki işlem genel bir kavramdır. Hukuki işlem bir veya birden çok kişinin hukuksal sonuca yönelik irade beyanıdır. Mesela vasiyetname de bir hukuki işlemdir ama bir sözleşme değildir. Tamam. O da borç doğurur. Ama tek taraflı veya çok taraflı olabilir. Bizde borç genellikle sözleşmelerden doğuyor ama hukuki işlemlerden de doğabilir. Dikkat edin.
Hukuki işlem tek taraflı da olabilir, çok taraflı da. Çok taraflı olanlara ne diyoruz işte? Sözleşme diyoruz arkadaşlar ya da karar diyoruz. Ama borç ilişkisinde en yaygın borç doğum sebebi sözleşmelerdir. O yüzden hukuki işlemler demedim arkadaşlar. Sınavda da böyle der. Nasıl soru geleceğini söyleyeyim. Yukarıdakilerden hangileri borcun kaynakları arasında yer alır? Bak öyle öncülü soru olur. Sözleşmeler, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşmeler. Geçmişte de çıkmış bir sorudur arkadaşlar. Peki sözleşme nedir? İki taraf olacak. İki taraf. Diyor ki kanun, karşılıklı iki taraf olacak ve birbirine uygun hukuksal sonuç doğurmaya yönelik irade açıklamasıdır. O zaman iki kişi olacak, birbirine uygun irade açıklayacak ve bunun sonucu bir hukuksal sonuç doğacak. Ona biz sözleşme diyoruz. Bu arada sözleşmenin kurucu unsurları nelerdir? Bir, öneri. İki, kabul beyanı. O zaman iki kişiden biri ilk olan öneride bulunacak, ilk yapılan irade açıklamasıdır. İkincisi de o öneriye tamam diyecek, olumlu tepki gösterecek, kabul beyanı ve sözleşme oluşuyor. Mesela dediniz ki arkadaşlar bir saat gördünüz. Aa, saat çok güzel dediniz. Adam satayım mı dedi. Burada bir öneri var mı? Öneri yok, öneriye davet var. Çünkü öneri olması için esaslı unsurlar olması lazım. Saati söyleyecek, fiyatını söyleyecek, o zaman öneri olur. Peki dedi ki 100 TL dedi, öneri var. Tamam. Siz de dediniz ki çok pahalı, ben bunu alamam dediniz. Tamam. İşte pazarlık falan yaptınız, yine düşmedi, sözleşme olmadı, kurulmadı. Tamam derseniz olumlu tepki göstermiş olursunuz ve sözleşme kurulur. Peki diyelim ki sözleşme kuruldu, ne oldu? O zaman sen ne yapacaksın? O saatin ücretini ödeyeceksin, o da sana saati verecek. O halde ne yapacaksınız? İfa edeceksiniz borcunuzu. Peki, sözleşmeden doğan borcun adı nedir? İfa etmektir. İfa etmek. Peki, ifa ilişkin birkaç kavram söyleyelim. Diyelim ki sözleşme yaptınız. Sözleşmenin yapılış tarihi, sözleşmenin vadesinin geldiği tarih. Mesela bir vade belirleyebilirsin, şu tarihte ödeyeceğim diye. Vade geçtikten sonra ne oluyor? Onlara biraz değinelim. Diyelim ki sözleşme yaptınız. Vadeye kadar bir vade belirlemişsiniz. Aradaki sürece biz borcun müeccel olduğu dönem diyoruz. Müeccel ne demek? Vadesi gelmemiş borç. Ecel gibi düşünün. Vadesi gelmemiş borç. Peki, diyelim ki vade geldi. Vade geldikten sonra artık borç ne oldu? Muaccel oldu. Bakın, müeccel, vadesi gelmemiş. Muaccel, vadesi gelmiş arkadaşlar borç. Artık vade geldi, artık borç ödenmelidir. Tamam? Şu arada müeccel, henüz vade gelmemişti. Burada artık muaccel oldu, vade geldi. Peki, diyelim ki vade geldi, tarih belirlemişsiniz. Buna rağmen ne yapıyor? Borçlu borcu ödemiyor. Peki borcun borçluyu, borçlunun borcu ödememesinde inat etmesine ne diyoruz? Ödememesine yani temerrüt. Temerrüt nedir? İnat etmektir, inat. Alacaklı da temerrütü var, borçlunun da var, onu söyleyeyim. Borçlunun borcu ödememesi, ödememekte direnmesi, tarih varsa bir de ihtar çekmeniz gerekecek. Ödememesi durumunda arkadaşlar biz ona ne diyoruz? Temerrüt, yani borcun temerrüte düşmesi diyoruz. İşte temerrüt faizi falan filan dedikleri bu gecikme faizi. Peki ifa ilişkin kavramlarımız bunlardı. Müeccel vadesi gelmemiş, muaccel vadesi gelmiş. Temerrüt, borçlunun borcu ödememekte inat etmesi. Bazen de alacaklı alacağını almamakta inat eder. Bunun sebepleri var. Uzun konu. Geldik haksız fiiller. Haksız fiil nedir? Bir kimse hukuka aykırı, kusurlu bir fiiliyle bir başkasına zarar verirse ve bu zarar o kişinin hareketinden kaynaklanmışsa haksız fiilden bir borç doğar. O borcun adı da tazminat borcudur arkadaşlar. Tazminat. Bir örnek verelim. Diyelim ki sizin yaylada ahşap bir eviniz var. Yaylada. Bir adama dediniz ki benim şu evin tadilatını yapar mısın dediniz. Ne kadar istiyorsun dediniz. 5000 lira istiyorum. Neyse sözleşme yaptınız aranızda arkadaşlar. Ondan sonra ne oldu? İşçiler tadilat yaparken işçinin biri sigarasını içti. Ondan sonra söndürmeden attı. Peki o sigara neye sebep oldu? Yangına sebep oldu. Ve yayladaki eviniz tadilat olmasını beklerken komple kül oldu arkadaşlar. Aynen kül oldu gitti. Peki bir şey söyleyeyim. Burada bir hukuka aykırı durum var mı? Var. Sizin mülkiyet hakkınız ihlal edildi. Hukuka aykırı bir durum var. İki, bir kusur var mı? Kusur daha önce görmüştü. Ya kasıtlı ya taksirli olur.
Sigarayı söndürmeden atması belki kasıtlı değildir ama taksirlidir arkadaşlar. Taksirli bir davranıştır. Kusur var. Peki eviniz ne oldu? Yandı, bitti, kül oldu. Zarar var mı? Var. Peki bu zarar o işçinin hukuka aykırı hareketinden mi kaynaklandı? Evet. Neden sonuç ilişkisi var mı? Var. O zaman o kişiler size ne ödemek zorunda? Sizin zararınızı karşılamak zorunda. İşte biz buna ne diyoruz? Tazminat borcu diyoruz arkadaşlar. Haksız fiilden doğan borcuna da tazminat borcudur. Peki, sebepsiz zenginleşmeye geldik. Sebepsiz zenginleşmede de şöyle bir şey var. Arkadaşlar, yine bir hukuki ilişki olursun ya da olmasın, bir zenginleşme var, bir fakirleşme var, illiyet bağı var, haklı bir nedeni olmayacak. Bu iki şeyden doğar. Bir, günümüzde en yaygın sebepleri söyleyeyim. Özellikle bankacılık işlemlerinin mobil üzerinden yapılmasından çok kaynaklanıyor. Mesela mobil üzerinden yaptığınız arkadaşlar ödemelerde özellikle IBAN'ı yanlış yazmanız, kişinin adını yanlış yazmanız vesaire gibi durumlardan kaynaklı olarak para hiç ilgisi olmayan bir kişinin hesabına yatıyor. Hiç ilgisi olmayan bir kişinin. Aynen. Bir başka sebep de şu. Ayırt etme gücü olmayanlarla sözleşme yapmak. Yani normalde kesin hükümsüzdü ama bir şey vermişseniz dolayısıyla sebepsiz zenginleşme hükümleri doğuyor. Tamam. O bankacılık şeylerinden bahsedelim. Diyelim ki yanlış bir hesaba para yatırdınız arkadaşlar. En yaygın durum bu şu anda Türkiye'de. Peki, siz davacısınız, siz fakirleştiniz. Davalı kim? Hiç ilgisi olmayan bir başka kişi hesaba yattı. Zenginleşen o, davalı. Peki, onun zenginleşmesinde, sizin fakirleşmenizde bir illiyet bağı var mı? Neden sonuç ilişkisi var? Evet, siz yatırdınız yanlış hesaba. O zenginleşti, siz fakirleştiniz. Siz davacısınız, davalı, zenginleşti. Peki, haklı bir neden var mı? Aranızda bir hukuki ilişki yok. Sözleşme yok. O zaman ne yapacak? Haklı bir neden de yoksa size paranızı, eşyanızı iade edecek arkadaşlar. Bu borcuna da iade etme borcudur. Geri verme borcudur arkadaşlar. Bu geri verme de şöyle oluyor. Kişi iyi niyetliyse, bilmiyor yani, iyi niyetliyse elinde kalanı iade eder. Kötü niyetliyse tamamını iade eder. Mesela düşünsenize, bir memur, değil mi arkadaşlar? Maaşı nedir en fazla? Diyelim ki 10 bin liradır. En fazla mesela. Bu memurun maaş hesabını 10 milyon yattı. Hiçbir yaptığı ikinci bir iş de yok. Bu gitti Las Vegas'ta bütün parayı ne yaptı? Ya da Kıbrıs'ta kumarhanelerde yedi. Peki bu memur sizce iyi niyetli midir, kötü niyetli midir? Hı? Kötü niyetlidir. Kötü niyetliyse tamamını, zenginleştiği miktarın tamamını ödemek zorunda. İyi niyetliyse de elinde kalanı ödemek zorunda diyoruz. Sebepsiz zenginleşmek için. İade borcu doğurur. Bakın, iade etme borcu doğurur. Peki, şimdi arkadaşlar tahtamızı silelim. Ufak birkaç konu var. Onlara da değinelim ve borçlar hukukunu bitirelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Sorumluluk kavramında kaldık. Borç ilişkisinde sorumluluk ya da borçlu hukukta sorumluluk nasıldır? Yani bir borçlu neden sorumludur alacaklıya karşı, onu anlayalım. Yani borcu ne ile yerine getirecek? Sorunun cevabı. Hangi? Bu sorunun cevabını bulacağız. Borçlu borcu ne ile yerine getirecek? Acaba parasıyla, malıyla mı yoksa canıyla mı? Hangisiyle? Hangisiyle sizce? Ya bir düşünün. Borçlu ne ile yerine getirecek? Malıyla mı yoksa canıyla mı? Hangisi? Geçmişte ikisi de vardı, şimdi bir tanesi yok. Şahıs varlığı artık söz konusu değil. Mesela 100 yıl öncesine kadar dünyada kölelik yaygındı arkadaşlar. Mesela Roma hukukunda kölelik vardı. Adam borçluydu diyelim. Borcu ödeyemeyecek durumdaysa arkadaşlar, işte çoluk çocuğu, karısı, işte kimse, hiç kimse yoksa kendisi mesela ne olabiliyordu? Alınabiliyordu arkadaşlar. Köle olarak alınabiliyordu. Ve o köle bir başkasına borcundan dolayı satılabiliyordu. Bakın, insanı satıyorsun. İşte günümüzde arkadaşlar borçlunun borçtan şahıs ile sorumluluğu, yani canıyla, hapis ile sorumluluğu söz konusu değil. Ya günümüze uyarlayacak olursak hapse girmesi yine söz konusu değil arkadaşlar. Anayasanın 38. maddesine göre bir kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yerine getiremediği için özgürlüğünden alıkonulamaz. O zaman Türkiye'de şahıs ile sorumluluk artık borçlunun sorumluluğu değildir diyoruz.
Peki o zaman borçlunun sorumluluğu neyle sorumluluktur? Mal ile sorumluluktur arkadaşlar. Para ile ölçülebilen değerleriyle sorumluluktur. Bu da ikiye ayrılıyor. Sınırsız ve sınırlı diye. Sınırsız borçlunun borçtan tüm mal varlığıyla sorumlu olmasıdır. Diyelim ki bir alacağınız var arkadaşlar. Alacağınız borcu ödemedi. Cebri icraya başvurdunuz. İşte icra müdürü gider arkadaşlar. Varsa evi, varsa arabası, varsa artık neyi, hiçbir şey yoksa eve gidilir. Ne yapılır arkadaşlar? Mal varlığına el konulur. Neyi varsa. Tamam, borcu yetecek kadar mal varlığına el konulur değerli arkadaşlarım. İşte ona biz sınırsız sorumluluk diyoruz. Tabii bu ülkemizde son zamanlarda artık biliyorsunuz borçlunun hayatını devam ettirecek kadar mal varlığı bırakılır. Mesela yatağına dokunulmaz. İşte televizyon alınacaksa iki televizyon olması gerekiyor. Yoksa alınamıyor arkadaşlar. Bunun gibi bazen hiçbir şey de bulamayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve en yaygın durumda bu. Dolayısıyla borçlu borçtan sadece neyle sorumludur diyor? Mal varlığıyla. Bütün mal varlığı sorumlu olabilir, sınırsız diyoruz. Bir de sınırlı sorumluluk var. Burada bütün mal varlığı sorumlu değil. Ya belli mallarla ya da belli miktarla sorumludur. Belli mallara örnek vereyim. Mesela diyelim ki bir adam öldü. Arkasında 1 milyon arkadaşlar ne bıraktı? Borç bıraktı. Bir de 500 bin TL'lik bir ev bıraktı diyelim arkadaşlar. Şimdi arada 500 bin fark mı var? TRK borca batık. 500 bin fark var. Mirasçılar ne yaptılar? Ödememek için reddi miras ettiler. Peki başka sağ kalan eş de reddetti. Diyelim ki evlatlık vardı, evlatlık reddetti. Kim kaldı? Devlet. Son yasal mirasçı kimdi? Devletti arkadaşlar. Peki devlet sizce borçlulara karşı, alacaklara karşı bu adamın hani miras devlete kalıyor ya, borcun ne kadarıyla sorumludur? Devletinki sınırlı sorumluluktur arkadaşlar mallarla. Adamın arkası bıraktığı mal varlığı değeri ne kadarsa alacaklara karşı sadece o kadarıyla sorumludur. Yani 500 bin liralık değerle sorumludur. Geri kalan 500 bin liralık değerle sorumlu değildir. Peki bu durumda ne olur? İşte alacaklar eski alacaktan yeni alacaklıya doğru bir sıraya konur. İlk alacaklar otomatikman alacaklarını alırlar. Sona kalan neyi alır? Genelde hiçbir şey alamaz. Bu böyledir arkadaşlar maalesef. Hani o tabir gerçekten buraya uyuyor. İşte sona kalan dona kalır dedikleri olay hakikaten böyle. Peki ya sınırlı olabilirmiş ya da sınırlı ya da sınırsız olabilirmiş. Sınırlı da belli miktarla olabilir, belli mallarla olabilir diyoruz. Peki borç nasıl bitiyor? Şimdi ona bakalım. Borcu bitiren sebepler ifa, ibradeye gidiyor. İfa en yaygın borcu bitiren sebeptir. Edimin yerine getirilmesidir. İşçinin gidip çalışması, işte satıcının malı vermesi, alıcının ücretini ödemesi. İşte diyelim ki arkadaşlar terzinin tabloyu, kumaş alıp işte takım elbise dikmesi, gelinlik dikmesi. Yani insanlar borçlarını genellikle ne yaparlar? Edimlerini yerine getirerek, yani ifa ederek borçlarını yerine getirirler. Diğerleri istisnadır bakalım. İbra karşılıklı bir sözleşmedir arkadaşlar. İbra'da karşılıklı iki taraf kağıt üzerinde bir sözleşme yapıyorlar. Bu sözleşmeyle alacaklı alacağından vazgeçiyor, borçlu da bunu kabul ediyor. Yani alacaklının alacağından vazgeçip borçluyu borçtan kurtarmasıdır İbra. Hepimiz böyle bir şey belki düşünürüz ama her zaman olan bir durum değil arkadaşlar. Çok istisna bir durum. Alacaklı alacağından vazgeçmesi, borçlunun da bunu kabul etmesi, alacaklının borçluyu borçtan kurtarmasıdır. Sözleşmeyle olur, kağıt üzerindedir bu. Yenileme eski tabirle tecdit. Tecdit yenileme demek, Arapça bir kelime. Mesela restorasyon anlamında da kullanılıyor. Yenileme de yine arkadaşlar kağıt üzerinde yapılan bir sözleşme var. Yeni bir borç kurulur. Yeni bir borcun kurulmasıyla birlikte otomatikman eski borç sona erer. O zaman yenilemede hangi borç bitiyor? Eski borç bitiyor ama yeni bir borç ortaya çıkıyor. Mesela sözleşmelerin yenilenmesi arkadaşlar. Öyle kira sözleşmesini yenilediniz mesela. Tamam. Eski borç sona erdi. Yeni bir borç doğdu. Ya da bankadaki borcunuzu yapılandırdınız. Eski borç sona erdi. Yeni bir borç doğdu. O zaman yenilemede iki şey var. Bir, yeni bir borç doğacak. Bununla beraber eski borç sona erecek. Tamam mı? O zaman yenileme hangi borcu bitiriyormuş? Eski borcu bitiriyormuş sadece arkadaşlar. Ama yeni bir de borç doğuruyor mutlaka. Birleşme ne demek? Dersin başında ne demiştim? Bir kimse kendi kendine olmaz. Alacaklı borçlu olmaz arkadaşlar. Böyle bir şey mümkün mü? Çok nadir durumlarda mümkün. Mesela ticaret hukukunda olur da borçlar hukukunda arkadaşlar şöyle değil. Nadir dediğiniz mesela? Adam babasına borç para vermiş diyelim.
Ve babasının tek mirasçısı. Başka da kimsesi yok. Babası öldü. 100 bin lira borç vermişti babasına. Babası öldü diyelim. Babası ölünce ne oldu? Miras kime kaldı? Çocuğa kaldı. Kendi kendine alacaklı borçlu mu oldu? Ne demiştim? Böyle bir şey pek mantığa uymuyor. İşte ona birleşme diyoruz. Birleşmede borç kendiliğinden biter. Kendiliğinden. Bir kimsenin kendi kendine hem alacaklı, aynı şeyin hem alacaklısı hem de borçlusu olması durumunda borç kendiliğinden sona erer. Takas. Takasın şartları var. Bir, karşılıklı iki borçlu olacak birbirine. Bu da borçlu, bu da borçlu. Borçları aynı cinsten olacak, aynı cins. Mesela burada diyelim ki araba var, burada ev var, takas olmaz. Mesela burada buğday var, burada da buğday var, takas olur. Aynı cinsten olacak arkadaşlar. İki, buydu. Üç, taraflardan biri takas beyanında bulunacak. Tek taraflı yenilik doğuran bir akt bu. Takas beyanında bulunacak. Diğeri de tamam derse arkadaşlar. Ne oluyor? Takasla borç sona eriyor. En yaygın durum para borçlarında, karşılıklı para borçları varsa insanların, karşılıklı para borçlarını birbirine ne yapmalarıdır? Takas yapmalarıdır. Genellikle böyle olur arkadaşlar. %100 bitmeyebilir ama biten oranında borç bitmiştir diyoruz. Bitirdiği kadarıyla borç bitmiştir diyoruz. Tamam mı? İşte ona biz takas diyoruz. Mesela şu takas değil arkadaşlar. Çok karıştırılıyor. Sanki hani değiştirmek gibi anlamına doğuruyor. Mesela bir evle araba karşılıklı değiştiriliyorsa ona biz takas sözleşmesi demiyoruz. Trampa sözleşmesi diyoruz arkadaşlar. Trampa sözleşmesi diyoruz. Tamam. Yani malın değiş tokuş yapılmasında biz trampa sözleşmesi. Takas değil bu. Karıştırmayın. Yani daha sonra değiştirici yenilik doğuran hakları kullanacağım. Takas değiştirici yenilik doğuran bir hak değil. Bakın ne yapıyor? Borcu sona erdiriyor. Takas bozucu yenilik doğuran bir hak arkadaşlar. Bozucu yenilik doğuran bir hak. Tamam. Bir kere alacakların aynı cinsten olması. Pirinç pirinç olur. Ama diyelim ki pirinçle buğday olmaz. O trampa sözleşmesi olur arkadaşlar. O farklı. Peki genellikle para borçlarında oluyor. Karşılıklı para borçları varsa alacaklarını takas ediyorlar. Fazla artan kalan varsa elden veriyor ya da başka şekilde. Ama bitirdiği oranda borç bitmiştir diyoruz. Bitirdiği kadarıyla. Tamam. Takas böyle bir şey. Kusursuz imkansızlık. Bakın kusursuzluk ve imkansızlık bir arada olacak. Bu daha çok neden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Doğadan kaynaklanan. Daha somut bir ifade. Allah'tan gelen durumlar arkadaşlar. Ne olabilir? Ne olabilir? Sözleşme yaptık. Tamam mı? Sözleşme yaptık. Bana atı şu tarihe teslim edeceksin. Atı X tarihine teslim edeceksin diyelim. Parasını da verdik. At ne oldu hocam? Öldü. Peki ölüm, ecel doğadan kaynaklanan bir şey mi? Allah'tan gelen bir şey mi? Peki ben cebri icra ile atı alabilir miyim? İcra yoluyla, icra müdürüyle vesaire. Ortada ne yok? Atı yok. Tamam. Peki atın ölümünde ecel diyoruz değil mi? Kusur var mı? Kusur yok. Öyle olsaydı kimse ölmezdi yani değil mi? Peki o at var mı şimdi? Ortada var mı öyle bir at? Yok. İmkansız. Değil mi? Yani koşu atı yok öyle bir at arkadaşlar. İmkansızlık var. O halde kusursuz imkansızlıktan kaynaklanan bir sebeple adamın bana olan at borcu ne oldu? Sona erdi. Ya da diyelim ki müzayedede bir tablo satın aldınız. Tabloyu size 5 gün sonra teslim edecekler. Tarih belli. Sözleşmenizi yaptınız. Peki ne oldu? Arkadaşlar hani Allah'tan gelen dedik ya, şimşek çarptı, işte trafo direğine falan. Bina, ya da ne oldu? Deprem oldu hocam. Hani daha böyle somut bir şey. Deprem oldu, bina ne oldu? Yıkıldı. Peki, tablomuzda bir gittik, ne olmuş? Paramparça olmuş arkadaşlar. Yani ünlü bir ressama aitti, ressam da 300 yıl önce ölmüş. Peki, bu tablonun bu hale gelmesinde adamın bir kusuru var mı diyelim? Yok. Bu tablo var mı? Ortada tablo var mı? Yok. İmkansızlık var. Peki ben cebri icra ile tabloyu alabilir miyim artık? Ya da atı alabilir miyim? İcra yoluyla. Alamam çünkü ortada ne yok? At ya da tablo yok. Doğru mu? İşte bir alacak cebri icra ile alınamıyorsa, alınabilecek bir alacak bakın. Alma hakkın olmasına rağmen alınamıyorsa orada kusursuz imkansızlık vardır arkadaşlar. Tamam? Burada da borç kendiliğinden, burada borç sonra eriyor. Ha ne oluyor? Sebepsiz zenginleşme hükümleri burada devreye giriyor. Eğer ödeme yapmışsanız ödemeyi ne yapıyorsunuz? Geri istiyorsunuz arkadaşlar. Sonuçta karşılığında bir at alacak. Ortada ne yok? At yok. Hatta teslim tarihinden sonra olmuşsa bu olay siz tazminat da talep edebiliyorsunuz arkadaşlar.
Yani tazminat da talep edebiliyorsunuz. Eğer teslim tarihinden sonra olmuşsa. Peki, burada borç ne oluyordu? Bunlarda borç sona eriyordu dedik. Peki borcun sona ermediği durumlar da var. Nedir? Borçlunun ölümü. Borçlu öldüğünde borç sona ermez. Kime geçer? Mirasçılara geçer arkadaşlar. Doğru mu? Borçlu öldüğünde borç mirasçılara geçer. Borç sona ermez. Bir de zaman aşımı. Zaman aşımı nedir? Her borç ilişkisinde belli bir zaman aşımı süresi vardır. Özel durumlar var ama özel durumlar belirtilmedikçe borçlar hukukunda 10 yıllık genel bir zaman aşımı süresi var. 10 yıllık genel bir zaman aşımı süresi. Peki 10 yıl içerisinde siz alacağınızı yasal yollardan talep etmezseniz, bakın talep etmen gerekiyor. Talep edersen her talep ettiğin durumda zaman aşımı süresi kesilir, yeniden başlar. İhtar çekersin falan filan. Dava açarsın. Ama bunlar zaman aşımı kesen durumlardır. Ama diyelim ki put gibi kaldın. Hiç hareket etmedin. Ne dava açtın, ne alacağını istedin, ne başka bir şey yaptın. Karşı tarafta bir kuruş bile ödemedi. Öderse kesilir zaman aşımı, yeniden başlar. O da hareketsiz kaldı. Davasız, aralıksız kaç yıl geçti diyelim? 10 yıl geçti. 10 yıl sonra alacak neye uğruyor? Zaman aşımına uğruyor. O zaman borç ilişkilerinde zaman aşımı var mı? Var. Zaman aşımına uğrar mı borçlar? Uğrar. Niye? Siz hareketsiz kaldığınız için arkadaşlar. Hem alacaklı hem borçlu. Peki zaman aşımına uğramış bir borç ne olur? Artık eksik borca dönüşür. Borç var ama yok değil. Ödersen 10 yıl sonra geçerli bir ödemedir. Ama ödemezsen ne olmaz? Karşı taraf senden cebri icrayla, dava yoluyla bu alacağı artık alamaz. Borçun insafına kalır yani artık ödemek. Karşı taraf cebri icrayla ya da dava yoluyla senden bunu alamaz. İşte eksik borçlar neymiş? Dava edilemeyen, cebri icrayla alınamayan aslında borç var. Borçlara biz eksik borç diyoruz. Zaman aşımına uğramış borç, kanundan doğan var, sonradan ortaya çıkanlar var. Doğuştan olanlar var pardon. Mesela kumar borcu. Diyelim ki kumarda birinde borcunuz var arkadaşlar. Borç ödersen geçerli, ödemezsen ödemek zorunda değilsin. Dava edilemez, cebri icrayla alınamaz. Evlenme tellallığı. Eskiden vardı, şimdi artık yok. İki kişi arasında simsarlık yapıyorlardı. İşte bugünkü çöp çatanlık arkadaşlar. İki kişinin arasını bulup para karşılığında ne yapıyorlardı? Evlenecek kişiyi buluyorlardı. Evlenme tellallığından doğan borçlar. Ödersen geçerli bir ödeme. Ödemezsen cebri icra edilemez, dava edilemez. Ahlaki ödevden amcana para verdin. Sonra bunu ne yapamazsın? İsteyebilirsin. Öderse geçerli bir ödeme. Hani yoksuldu, yardım ettin. Ödemezse cebri icra ile dava yolu ne yapamıyorsun arkadaşlar? Alamıyorsun. İşte biz bunlara ahlaki ödevden doğan borçlar diyoruz. Diğer adıyla eksik borç diyoruz. Bari zaman aşımı için şunu söyleyelim. Zaman aşımı borcu sona erdirmez. Alacaklının dava hakkını ve talep hakkını, cebri icra hakkını sona erdirir arkadaşlar. İşte bu şekilde borçlar hukuku konusunda sonlandırmış olduk. Umarım iyi anlamışsınızdır arkadaşlar. Çok soyut bir konu olmasına rağmen sizin için elinden geldiği kadar somutlaştırmaya çalıştım. Bunun dışında da soru gelebileceğini pek düşünmüyorum yani bu anlattıklarımız dışında. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, esen kalın.